O ziyarette işte Putin, Rusya Devlet Başkanı Astana'da gerçekleşecek Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılabileceğini ve zirve marjında görüşebileceklerini ifade etmişti. Bu ifade üzerine bir değerlendirme geldi bize. Hemen onu aktaralım. Sevgili seyirciler, Astana'ya gideceğiz şimdi. Gözler tabii Astana'da gerçekleştirilecek bu zirveye çevrildi. Kazakistan'ın ulusal gazetesi Aykın'ın baş editörü ve politolog Aman geldi Kurmantuli bu zirveyi değerlendirecek. Putin'in o sözleri ne anlama geliyor? O noktaya dönelim. O noktaya dönelim ve sözü arkadaşlarımıza bırakalım. Evet Coşkun Özen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Putin'in önümüzdeki günlerde Astana'da gerçekleştirilecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğine dair açıklamasının ardından uzmanların gözü dünya kamuoyunu Kazakistan'ın başkenti Astana'ya çevrildi. Ve biz de bu önemli zirvede Kazakistan uzmanlarının ve basın mensuplarının neler beklediğini ve beklentilerin ne olduğu ve zirvenin önemini değerlendirmek üzere bugünkü yayınımıza Kazakistan Ulusal Gazetesi Aykın'ın baş editörü ve tanınmış politolog Amangelde Kurmetoğlu'nu ağırlıyoruz ve mikrofonu hemen kendisine uzatıyorum. Amangel Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Söz konusu önemli zirve yapılacak Astana'da. Astana önemli bir toplantıya, zirveye ev sahipliği yapacak. Peki Kazakistan uzmanları ve basın mensupları bu görüşmelerden ve görüşme kapsamında gerçekleştirecek olan önemli liderlerin temaslarından neler bekliyorsunuz? Teşekkür ederim. İlk önce bu görüşmelerden tabii biz Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Jomart Tokayev'in geçen de Euronews sitesinde yayınladığı makalede denildiği gibi orta seviyeli devletlerin önemi hakkında bazı görüşmeler olacağını düşünüyoruz. Çünkü dünyada süper güçlerin şimdi kendi istedikleri bir bazı durumlar var, oyunlar var geopolitik olarak. O oyunların zararını orta seviyeli devletler çekmektedir. Bundan dolayı Tokayev makalesinde dediği gibi orta seviyeli devletler bazı meseleleri çözmede kendileri bazı sorumluluklar yüklenmelidir. Bu konuda belki büyük bir tartışma yaşanabilir veya bazı konularda anlaşmalar yapılabilir. Ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nde tabii birkaç dünyanın büyük devletleri vardır. Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan gibi bir de İran var. Kazakistan ve bazı devletler bu zirveye katılacak devlet başkanları, cumhurbaşkanları. Demek ki o ilk önce ekonomi, iktisadi konudaki bazı meseleler söz konusu olacak. Bu orta dehliz var ya, orta koridor meselesi. Yani Çin'den geçen bir malın Hazar Denizi üzerinden geçerek Azerbaycan, Gürcistan ve ta Türkiye'ye kadar ondan sonra Avrupa'ya kadar gitme yolu konusunda büyük bir belki anlaşma söz konusu olabilir. Ondan sonra bazı bölgelerdeki çatışma meselesi var. Filistin ve İsrail meselesi. Hatta Ukrayna ve Rusya'ya bir masa sunma meselesi de konuşulabilir. Ondan sonra tam olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır meselesini tam çözmede bu orta seviyeli devletlerin yetkisi de konuşulabilir. Ve bu zirve sırasında bana göre, bize göre, Kazakistanlı politologlara göre büyük devletlerin cumhurbaşkanlarının tabii temasları olacak. Bildiğiniz kadarıyla geçen de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin bu zirvede Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeye imkanı olabileceğine dair bir görüşünü bildirdi. Yani görüşmek istiyor bu demek ki. Bu konuda Rusya niye isteyebilir?
belki Rusya ve Ukrayna savaşında bir arabuluculuk meselesini Ankara'ya yani sunabilir. Siz arabuluculuk olabilir misiniz diye. Çünkü şimdi oradaki savaşın gidişatı tam bir anlaşmaya bir arabuluculuğa ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Sabah 2 seneden geçti yani savaş orada yürümektedir. Bundan dolayı bu Erdoğan'la Putin'in görüşmesi gerçekleşirse bana göre çok önemli bir açıklamalar yapılabilir. Ve ondan sonra tabii Türk Devletleri Teşkilatı'nın üyelerinin bazıları hatta çoğu Şanghay İşbirliği Örgütü'nde üye olduğundan dolayı burada Türk Devletleri Teşkilatı devletlerinin cumhurbaşkanlarının da kendi görüşmeleri yaşanabilir. Diyelim ki Sayın Tokayev'le Sayın Erdoğan'ın görüşmesi özel olarak ondan sonra Mirzoyev'le eğer gelirse tabii Tokayev'in ya da Erdoğan'ın görüşmesi, Japarov'la görüşmesi gibi ikili görüşmeler yaşanabilir. Demek bu hem de bu Şanghay İşbirliği Örgütü'nün bu zirvesi yıl dönümü 20 senelik bir yıl dönümü hem de Kazakistan şimdilik bu zirvede başkanlık yapmaktadır. Bu durumda Kazakistan tabii bütün Türk dünyasının interesine ve Kazakistan'ın da interesini burada öne sürecektir. Biz ilk önce dünyada barış olduğunu isteriz her zaman. Ondan sonra bu dünya geopolitikasında, geopolitik durumlarda süper güçlerinin diğerlerine baskı yapmamasını isteriz. Ondan dolayı orta seviyeli devletlerin de işbirliğinin gelişmesine ihtiyacımız var. Burada Türkiye'nin, işte Kazakistan'ın, Avrupa'nın bazı devletlerinin, Asya'nın devletleri var. Diyelim Pakistan, işte bu Hindistan gibi devletlerinin de öneminin artmasını isteriz. Şimdi bu dünyada yaşanan olayların çoğuna baktığımız zaman bu savaşları durdurma imkanı sadece savaşan iki devletin ya da iki topluluğun kararına göre yapılabilmektir. Çünkü diğer dışarıdan birisi karışırsa o zaman savaşın durma imkanı azalır. Bildiğiniz kadarıyla Almata'da Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının görüşmesi oldu. Orada çok iyi gelişme yaşandı sınır meselesinde. Orada üçüncü güç yoktu. Belçika gibi işte diyelim Avrupalılar ya da Moskova'da görüşme yapılırsa o zaman Rusya'nın da yetkisi yaşanabilirdi. Ondan dolayı Tokayev'in dediği var yani bir savaşı durdurmaktansa onu önlemek kolaydır dediği. İşte bu konuda siyasi tartışmalar, görüşmeler, anlaşmalar yapılabilir belki. Ben kendim olarak genelde ekonomi, iktisadi meselede çok büyük bir anlaşmalar yapılabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet Coşkun Özen, bugünkü yayınımızda Şanghay İşbirliği Örgütü'ne dair, beklenen Erdoğan-Putin görüşmelerine dair, beklenen Tokayev-Erdoğan, Tokayev-Putin görüşmelerine dair ve genel olarak bu önemli toplantıda zirvede Kazak uzmanlarının ne beklediğini ve Kazakistan başkenti Astana'nın önemine dair önemli görüşmeleri aldık uzmandan. Bununla birlikte Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Jomart Tokayev'in geçen de yayınlanmış olduğu makalesine de dikkat çektik ve önemini tekrar vurguladık. Evet, bu noktada bugünkü yayınımı tamamlıyorum. Kazakistan başkenti Astana'dan Türkiye ve Türk dünyasına önemli gündem başlıklarını aktardık diyelim ve sözü yine de size bırakalım. Evet, Astana'dan meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Önemli değerlendirmelerdi. Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi Temmuz başında Astana'da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı bekleniyor. O toplantı marjında Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya gelecek. İşte o açıklamaların yapıldığı anın fotoğrafları. Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanımız Arkan Fidan'ı kabul etti.